Herkese merhaba. Bu videomuzda baş melek Haniel'le çaresizlik hissinden özgürleşme ile ilgili meditasyon yapacağız. Bu his hüzün duygusuna bağlı hislerden bir tanesi. Hüzün duygusu hayatımızda var olduğu sürece biz huşu duygusunu yaşamımızda daha az var edebileceğiz. Çünkü tamamen birbirinin zıttı olan duygular, biri varsa alanımızda o diğer duygu, yani bunun pozitif olan negatif olan duygu hayatımızda varsa bunun pozitifi olan duygu hayatımızda daha az var olmaya devam ediyor. O yüzden biz pozitif duyguları yaşamımızda var etmek için negatif duygular ve buna bağlı hislerden özgürleşmemiz gerekiyor. O yüzden bu meditasyonumuzda çaresizlik hissinden özgürleşme ile ilgili meditasyon yapacağız. Çaresizlik aslında İnsanın hayatında çok fazla ortaya çıkan hislerden bir tanesi. Özellikle bir şeyleri programlıyorsanız, bir şeylerin yaşamınıza dahil olması için hedefleriniz varsa, bunlar sizin beklediğiniz zamanlarda gerçekleşmiyorsa, o zaman bu çaresizlik hissi alanınızda aktif olabiliyor. Çaresiz hissettiğiniz zamanları bu meditasyonda önce hatırlayın ve o alanın şifalanmasına kendinizi odaklayın. Biz aslında hiçbir zaman için çaresiz değiliz. Sadece o durumla ilgili bizim dönüştürmemiz gereken ya da varoluşta arındırmamız gereken durum her neyse, bununla ilgili yapmamız gerekenleri tam olarak gerçekleştirememişizdir. Bir de kişisel gelişim konularına başlayanlarda şu yanılgı çok olabiliyor. İşte ben kendimi pozitife odaklayacağım, bunun hayatıma dahil olmasını isteyeceğim, o zaman bu hayatıma dahil olacak. Sadece bu şekilde tezahür ettirmemiz pek mümkün değil. Hem bu tezahür ettiriliyor, evet buna çok şahit oldum. Enerji oraya aşırı odaklandığında tezahür ediyor. Ama sonrasında bunun hayatınızda daimi olarak var olabilmesi için sizin o tezahür ettirdiğiniz durum neyse onu yaşamınızda dahil edecek programlarınızın olması gerekiyor. Bu olmayınca ne olacak? Siz bu defa sanki şey gibi düşüneceksiniz. İşte ben ne yaparsam yapayım hiçbir şeyi istediğim gibi olmuyor. Aslında böyle bir şey yok. Bu, hani ben de önceden bu tarz çalışmalar yaptım. Sonra baktım ki bu çalışmaları yaptığımda, o yaratım çalışmaları denilen çalışmaları yaptığımda hayatıma bunlar bir şekilde dahil oluyor ama kalıcı olmuyor. Ya da ben orada hep eksik alanlar bırakmışım. Benim hayalimdeki gibi olmadığı için ben orada daha mutsuz oluyorum. Bunun yerine artık çalışma yaparken orada dönüştürmem gerekenler neyse önce o konuların arınıp şifalanmasına niyet ediyorum. Ondan sonra bir şeyleri diliyorum, istiyorum ve hep şunu söylüyorum ben kendi içimde. İlahi olarak hak ediyorsam bu alanıma dahil olsun. Çünkü ben neleri yaptım, neleri yapmadım bilmiyorum. Bu yaşamda iyi bir insan olmuş olabilirim ama geçmiş yaşamlarımda ne yaptım bilmiyorum ya da birçok insana iyi davranmışımdır ama bir insana yapmış olduğum herhangi bir davranıştan dolayı ben kendi alanımda karmik bir alan yaratmışımdır. Yani tek bir insana yapacağımız bizim olumsuz davranış da bu alanımızda enerjimizi değiştirebiliyor. Yani bizim o hak etme alanımız sadece geçmiş yaşamlardan, atalarımızdan gelen alan değil. Benim bu hayattaki her insana, her canlıya davranış şeklim de bunu belirliyor. O yüzden
Bazen farkında olmadan bunu yapıyoruz ya da aslında karşı tarafın iyiliğini düşünerek herhangi bir şekilde ona yaptığımız bir şey onun aşırı üzülmesine ve onun kendi dengesini kaybetmesine sebep olabiliyor. İşte o kişinin biz dengesinin aşırı kaybolmasına sebep olduysa o zaman ilahi olarak bizim de niyetimiz ne kadar iyi olursa olsun o alanda bir dengesizlik yarattığımız için bizim alanımızda da onun karşılığı neyse hayat planımıza dahil oluyor. Hani bizim zihinsel düzeyde bakarak evet ben doğru eylem halindeyim sürekli bunu ifade ettiğimizde bu bizi yanıltabiliyor. Çünkü her insana karşı biz de eşit davranmıyoruz ve orada yapmış olduğumuz herhangi bir davranışta bu alanın değişmesine sebebiyet verebilir. O yüzden sadece kendi alanınıza odaklanıp yapmanız gereken neyse onu yaptığınızda hani takdiri ilahi denir ya. Orada ne yapıyoruz? Biz yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz. Kalbimizdeki niyeti de Allah'a ifade ediyoruz. Gelen hayatımıza bu konu dahil olursa, gelirse demek ki biz bunu artık ilahi olarak hayatımıza dahil etmemiz gereken zamandayız. Ama yok bu gelmiyorsa da o zaman bunu hani bizim kendi içimizde dönüştürmemiz için bunu bir fırsata çevirebiliriz. Ben hep böyle düşünüyorum. Yani hayatımda bir şey olmuyorsa ya da işte istediğim şey benim istediğim zamanda olmuyorsa o alanlarda işte kendimi çaresiz hissetmek yerine buradaki beni güçlendirecek alana odaklanıp kendimi saflaştırıyorum. O yüzden siz de kendinizi böyle çaresiz hissettiğiniz zamanlar olursa burada aslında dönüşüm için bir fırsat olduğunun farkında olun ve hani çaresizlik hissi hüzne bağlantılı olduğu için hüzün duygusunun büyümesini alanınızda aktif hale getirmeyin. Çünkü siz aslında çok muhteşemsiniz. Yaşamınızda birçok armağan vardır. O armağanları ya da iyiliği, güzelliği, pozitifliği o kadar reddetmişsinizdir ki sahip olduğunuz değerlerin farkında değilsinizdir. Çok güzel şeylere sahipsinizdir. Bunun çaresizlik yerine o alanda değiştirip dönüştürmeniz gerekenler neyse ona odaklanırsınız ve her zaman için her şeyin mümkün olduğunu bilin. Siz eğer gerçekten hak ediyorsanız yaratıcının ol deyince olduracağı bir sürü hani deneyim, hikaye, örnek, öğreti okumuşuzdur ve bunları yaşamışsınızdır da mutlaka ki yaşadığınız bir şeyler olmuştur. Yani imkansız dediğiniz bir şey bir bakmışsınızdır gerçek olmuştur. İşte burada aslında hiçbir zaman için çaresiz değiliz. Sadece orada yapmamız gerekenler neyse onu yapalım. Ondan sonra da sürekli dua etmek sadece Arapça dua okumak demek değil bana göre. Dua etmek yaratıcı ile iletişime geçmek, Allah'la iletişime geçmek. Onunla sürekli olarak kendi taleplerinizi ifade edin. Hani ben konuşmaktan bir saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. Çünkü bize olan sevgisinin çok farkındayım ve her seferinde saygıyla bu isteklerimi, niyetlerimi ya da dileklerimi iletiyorum. Bunun da hani belki de sadece şunu yapmanız gerekiyordur şu an gelen bu. Birçok insan yaratıcının sevgisinin farkında değil. Ya da işte hangi dine inanıyorsanız, İslamiyet'teyseniz Allah'ın sevgisinin farkında değil. Bu sevgiyi hissetmek için belki de kendinizi çaresizmiş gibi hissedip yaratıcıyla konuştuğunuzda ona kalbinizden dua ettiğinizde o zaman onun sevgisini hissedeceksinizdir. Aslında çok büyük bir armağan. Kendinizi çaresiz gibi hissettiğinizde ne kadar çok sevildiğinizi fark edeceğiniz bir zaman alanında bulunuyorsunuz aslında. Bence çok güzel.
her şeyi yaptınız, hani çalışmalarınızı yaptınız, kendi davranışlarınızı değiştirdiniz, dualarınızı ettiniz, hala bir şey olmuyorsa bu defa oturun, yaratıcıyla konuşun. O işte hani dualarınızı kendi dininize göre ettiniz diyelim. Eğer hala olmadıysa oturun konuşun. Mutlaka ki orada onun olmamasının sebebi neyse onu hissedeceksinizdir. Bugün bir arkadaşımın arabası arızalanmış. Onunla ilgili konuşurken sonra dedim ki, aslında araban seni koruyormuş dedim. Hani bize olumsuzmuş gibi gelen durumlar oluyor ama onun içerisinde mutlaka ki hayırlı bir durum oluyor. O yüzden çaresiz değiliz aslında. Yani bir şeyler bozulduğunda, arızalandığında ya da hayatımızda kendimizle ilgili bir şeyler olduğunda, hastalık ortaya çıktığında orada hiçbir zaman için çaresiz değiliz ya da maddi zorluk çekiyorsak mutlaka ki kendi sorumluluğumuzu alıp talep ettiğimizde burada her türlü kapı bize açılacaktır. Çaresizlikle ilgili bir de insanlardan gelen alanlar var. Onların farkında olun. Neydi o? Avrupa yakası. Yok, Avrupa yakası değil. Hani yalan dünyada bir tane Vasfiye teyze vardı. O insanı çok güzel çaresizliğin içine çekiyordu. Söyledikleriyle, ettikleriyle ve onun gibi insana ben çok rastladım. Yani o sadece bir dizi karakteri değildi. Ben hayatımda o tarz insanlara çok rastladım. Öyle insanlar da sizin aslında sahip olduklarınızı değersizleştirmek adına ya da hani sizi hareketsiz kılmak adına böyle enerjilerle alanınıza dahil olmuş olabilirler. O yüzden lütfen diğer insanların size söylediklerini hemen kabul etmeyin. Hani bu, biri bir şey söylüyorsa evet bunu bir gözden geçirin. Ama onun söylediği şeyin sizin yaşam gerçekliğiniz olup olmadığına bir bakın lütfen. Orada çünkü birçok insan içsel olarak huzurlu olmadığı için işte hani dedik ya huşu duygusuyla bağlantılı hüzün diye. Birçok insan huşu alanına erişemediği için diğer insanları da kendi alanında tutmaya çalışıyor. Bunun aslında bir de enerjisel boyutu var. Bu sadece kendi duygusal alanını size yansıtması değil. Siz eğer çok pozitif olursanız, işte frekansınız yükselirse, enerji alanınızda daha fazla pozitifliği barındırırsanız, siz belli bir zaman sonra bulunduğunuz alandaki frekansın da yükselmesini sağlayacaksınız. Ne olacak? Bu tarz var olmayı seçen ruhlar sizin yapmış olduğunuz bu eylemden dolayı kendi varoluş gerçekliğini bu dünyada yaşayamamaya başlayacak. Onun için de elinden geldiğince sizin alanınızı karıştırmaya ya da frekansınızı düşürmeye çalışacak. Burada benim söylediklerimden lütfen şunu anlamayın. Hayatımızdaki her insan ay benim frekansımı düşürmeye çalışıyor. Bu gitsin, bu gitsin, bu gitsin değil benim söylemeye çalıştığım. O insanlar hayatınızdaysa da onun bu programının farkında olun ve ona göre hayatınızda olması gereken yere getirin. Ben mesela şeyimdir, bir insan bana ne yaparsa yapsın, eğer böyle bir güler yüz gösterirse, bir böyle sevgi ifadesinde bulunursa falan, o yaptığı her şeyi yok sayabiliyorum belli bir zaman sonra. Ondan sonra gelen mesaj şu oluyor hep. Bak bu insanın ki evet sevgisi var içinde, pozitif alanı var ama kişiliğinin farkında ol. Çünkü ben daha önceden farkında olmayıp çok çok üzüldüğüm, çok çok canımın yandığı durumlar yaşadım. Pardon. İşte bunların olmaması adına bu unutma alanını devreye almamak için evet o kişi o an bana sevgiyle yaklaşıyorsa ben de ona sevgiyle yaklaştım. Ama onun kişiliğini hiçbir zaman için görmezden gelmedim. Onun kişiliğindeki o alanların farkında oldum. İşte siz de o insanları hayatınızda bulundurduğunuzda onun
gerçekliğini, kişilik alanını, enerji alanını ya da ruhsal boyutunun farkında olup hayatınızda onlarla birlikte yol alabilirsiniz. Yani bazen çünkü söylediğim şeyler yanlış yorumlanabiliyor ya da hani ben tam ifade edemiyor da olabilirim. Çünkü ben ne yapıyorum? Kendi kafamdaki görüntü neyse size o görüntüyle ilgili bilgiyi aktarıyorum. O görüntüde benim görmediğim açılar vardır, benim görmediğim alanlar vardır ya da benim hiç bilmediğim bir deneyim alanı vardır orada. O yüzden ben bunu ifade edemeyebilirim. Bu da sizlerden gelen yorumlarla, sorularla şekilleniyor sonrasında. Aslında ben bunu böyle demek istememiştim. Ha, burada böyle bir şey anlaşılmış. Demek ki burada ben yanlış ifade etmişim ya da eksik ifade etmişim deyip tekrar kendi alanıma da bakıyorum. İşte hatırlatmam gereken zamanlarda hatırlatıyorum. Yolculuğumuz, yaşam yolculuğumuzun çok daha keyifli olması mümkün. Bunun için biz kendi içimizde arındırmamız gerekenleri arındırıp ondan sonra da yaratıcıdan talepte bulunalım. İşte ben daha eğer hak ediyorsam daha pozitif yaşamayı, daha huzurlu yaşamayı, daha keyifli yaşamayı, daha huşu duygusuyla yoğun deneyim yaşamayı seçiyorum diyebiliriz. Biz bunları talep ettikçe, çünkü biz bir şey talep etmiyoruz bazen. Orada o alan değişmiyor ama biz bir şeylerin talebinde bulunuyorsak orada değişen durumlar olabiliyor. Bugün bana verilen bir mesajda kendi hani yaptığım ruhsal çalışmalarla ilgili olarak bunu talep ettiğin için daha fazla destek sana verilecek denildi. Hani ben bunu talep etmeseydim bu destek bana verilmeyecekti. Doğal olarak ben de sizlere o alanı aktaramayacaktım. Onun için lütfen talepte bulunun. Yaratıcıdan sürekli size yardım etmesini talep edin. Ben geçenlerde bir yazı yazmıştım. İşte ben kul olmayı çok seviyorum diye. Çünkü kul olduğunuz zaman her şeyi çok rahat isteyebiliyorsunuz yaratıcıdan. Ve o da eğer gerçekten siz bunu hak ediyorsanız sizin hayatınıza bunu dahil ediyor. Onun için hani çok güzel bir yaşam deneyimimiz var aslında. Bugün ilk defa bir çalışanı şikayet ettim. Çare var. Ya işte hani ben de bu şikayet alanları onu bunu kullanmayayım dedim ama bir süre baktım hiç olmuyor. Çünkü bu dilden anlamayan insanlar var. Siz onlara ne kadar saygıyla yaklaşırsanız yaklaşın. Onların özgür iradesine, yaşam planına saygı duyarsanız duyun, size saygı duymayan, sizi umursamayan insanlar var. Onların anladığı tek dil cezalandırılmak. O zaman hani böyle bir kurum kuruluş da olduğuna göre ya da işte hani şirketinde bir çalıştığı bir iş yeri varsa orada bununla ilgili bir bildirim yapabiliyorsunuz. Her kim hangi dilden anlıyorsa onunla o dilde iletişimde kalmak gerekiyor. Yoksa yani bu hayat içerisinde sürekli pozitifte kalayım, aman kimseye olumsuz bir şey söylemeyeyim diyerek ilerleyemiyoruz. Ya da ben böyle bir şey yapmayı başaramadım. Eğer sizler başardıysanız bana da bunun yolunu öğretirseniz çok mutlu olurum. Hani kendi dengemizi bozmadan daha olabilir, daha huzurlu, daha dengeli olması gereken neyse bununla ilgili çalışmalar yapabiliriz. Bizim bu pandemi sürecinden sonra seyyar satıcı çok fazla gelmeye başladı buraya. Ben de zabıtayı aradım. Hani ararken de huzursuz oluyorum ama. Sonra baktım başka yollar aradım. Hani bunun kalıcı çözümü olabilecek bir şey var mı diye. O da yokmuş. Sonra bana dediler ki zabıtadakiler siz haber yani fark ettikçe bizi arayın dediler. Dedim ki ben ararken çok çekiniyorum ama burada başka yapabileceğimiz bir şey yok denildi. O yüzden hani yapabileceğimiz başka bir şey olmuyor. Bazı konularda bazı yani toplumun düzene gelebilmesi adına yapılması gereken bazı yasal yaptırımlara da başvuruyoruz. Hani ben başvurmadan dediğim gibi dengeye gelmeyi başaramadım. Ben kimi şikayet ettiysem işten attılar. Onun için artık kendim çözmeye çalışıyorum. Çözebiliyorsanız ne kadar mutlu bir durum.
Benim seyyar satıcıları pek çözmem mümkün değil. Ya da bizim buradaki ortaya çıkan karmaşayı ama hani sadece ben şuna niyet ediyorum. Yani sürekli olarak bir şeyler olduğunda diyorum ki Allah'ım, bu insanın da içinde güzel bir parça var. Ne olursun oraya bir iyilik, merhamet nasip et diyorum. Pozitif mi bu? Evet, hakkını aramak gerek. Yalancı yerine konulmak, haksız yere suçlanmak kabul edilemez. Bir başkasını da düzeltmek gerekiyor ki başkasına yapmasın. Ben de artık onu yapabiliyorum. Başka bir şey bulamadım. Çünkü sadece benim için değil, herkes için olan bir durum. Sadece ben bu durumda. Aslında sadece ben olduğumda onu biraz daha tolere edebiliyorum da. Birçok insanı etkilediğinde orayı çok tolere edemiyorum ben. Çaresizlik hissi soruna hangi açıdan baktığınıza bağlı. Kurban ve mağdur enkarnasyonu. Ya çaresizsiniz ya da çaresizsiniz. Peki öyle diyorsanız öyledir. Ben şimdi meditasyona başlıyorum. Rahat olacağınız bir pozisyonda oturun ya da uzanın. Gözlerinizi kapatın. Baş melek Haniyel'in alanınıza dahil olmasına izin verin. Şimdi enerji alanınızda bulunan, bu yaşamınızda deneyimlediğiniz ve sizin çaresiz hissettiğiniz anlar olduysa, bu anların enerjisinin baş melek Haniyel tarafından yaşam planınızdan arındırılmasına izin verin. Baş melek Haniyel'in enerji alanınızı saflaştırmasına izin verin. Baş melek Haniyel'in yaşadığınız toplumda size empoze edilmiş ve hiç farkında olmadan yaşam planınıza dahil ettiğiniz çaresizlik hissi varsa, bu hissi alanınızdan temizlemesine izin verin. Çaresizlik hissini kabullenmeyip alanınızda olmasına rağmen onu reddederek yok saydığınız durumlar varsa ve bu yok saydığınız durumdan dolayı alanı şifalandıramıyorsanız, baş melek Haniyel'in bu alanı görünür kılmasına ve şifalandırmasına izin verebilirsiniz. Baş melek Haniyel'in şu an amigdala bölgenizde bulunan ve çaresizlik hissinden özgürleşmenizi engelleyen her şeyi amigdala bölgenizden sağlıklı ve kolay bir şekilde neşeyle arındırmasına izin verin. Başka insanlara karşı çaresiz hissetmenize rağmen bunu karşı tarafa farklı bir formatta sunmak adına onlarla savaştıysanız, çatıştıysanız, kendi kendinize çatışma enerjisi yarattıysanız, baş melek Haniyel'in bu illüzyonu alanınızdan temizlemesine izin verin. Eğer siz de bilerek ya da bilmeyerek başka bir insanın çaresizlik hissetmesine aracı olduysanız, bu aracı olduğunuz kişilerin alanından ilahi olarak arındırılması gereken çaresizlik hissiyle bağlı bağlantılı enerjiler varsa, ilahi yasalara göre o kişinin özgür irade seçimi ve ruhsal planıyla uyumlu olacak şekilde ilahi arınmanın gerçekleşmesine izin verin.
Baş melek Haniel'in enerji alanınızı ve fiziksel bedeninizi saflaştırmasına izin verin. Bilinçaltınızda bulunan gizli çaresizlik hissi programlarının bilinçaltınızdan arındırılmasına izin verin. Baş melek Haniel'in eğer kronik bir hastalığınız varsa ve bu hastalıktan dolayı kendinizi çaresiz hissediyorsanız, şimdi bu hastalıkla ilgili varoluşunuzdan arındırılması ve şifalandırılması gereken her şeyi baş melek Haniel'in arındırıp şifalandırmasına izin verin. Baş melek Haniel'in sizin frekansınızı yükseltmenizi engelleyen insanların size yaratmış olduğu hareketsiz kalma, eylemsiz kalma enerjilerinin yaşam planınızdan arındırılmasına izin verin. Durdurucu enerjilerin bilincinizden, bilinçaltınızdan ve yaşam planınızdan arındırılmasına izin verin. Şiddet hedefinde olmadan kendi yaşamınızla ilgili ilahi dengeyi sevgi ocağında gerçekleştirmenizi engelleyen her şeyin baş melek Haniel tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. Baş melek Haniel'in ilahi gerçeklikte sevgi odağında davranışta bulunma bilgisini, bilişini ve hissini size tanımlamasına izin verin. Sevgi eylemleriyle ilgili alanınızda var olan tüm illüzyonların baş melek Haniel tarafından arındırılmasına izin verin. Baş melek Haniel'in üçüncü göz alanınızda arındırması gereken kendinizi çaresiz hissetmenizi sanmanıza neden olan mühürler varsa, bu mühürleri sizin varoluş frekansınıza uygun olarak kaldırmasına ve bu mühürle bağlı bağlantılı her şeyi varoluşunuzdan ilahi yasalara göre arındırmasına izin verin. Varoluşunuzda bulunan, size ait olmayan ancak sizin bunu kendinizin sanmanıza neden olan enerjisel formları ilahi yasalara göre teslim etmesi gereken varlıklar her kimse bu varlıklara teslim etmesine izin verin. Eğer sizin üçüncü göz alanınıza mikro ya da nano boyutlu varlıklar gizlendiyse ve bu varlıkların hissini siz kendi hissiniz gibi sanıyorsanız, şimdi bu üçüncü göz alanınızda bulunan mikro ve nano boyutlu varlıkların baş melek Haniel tarafından bedeninizden ve enerji alanınızdan arındırılmasına izin verin. Şu an vücudunuzda bulunan hastalık yapan mikroorganizma ya da virüs bulunuyorsa ve bu mikroorganizma ve virüsün sahip olduğu hisleri siz kendi hissiniz gibi hissettiğiniz için bu hastalıkları dönüştüremeyeceğinizi, şifalandıramayacağınızı ya da tıbbi olarak bunun
tedavi edilemeyeceğini düşünmenize neden olan bu alanı baş melek Haniel'in sizin için şifalandırmasına izin verin. Vücudunuzdaki hastalık yapan mikroorganizma ve virüslerin enerjisel alanının sizin için deaktif hale getirilmesine izin verin. Bu virüs, hastalık yapan virüs ya da mikroorganizmanın bedeninizden sağlıklı ve kolay bir şekilde arındırılmasına izin verin. Baş melek Haniel'in ayak tabanlarınızın altından başlayarak fiziksel bedeninizde var olan çaresizlik hissiyle bağlantılı tüm enerjisel formları bedeninizden kolayca arındırmasına izin verin. Şu an zihninize gelen herhangi bir anı varsa bunu baş melek Haniel'e teslim edin. Eğer bu yaşamda çocuk sahibi olmayı istiyorsanız ama tıbbi olarak herhangi bir engeliniz olmamasına rağmen çocuk sahibi olamıyorsanız, şimdi bu çocuk sahibi olamamanızla bağlantılı ilahi olarak DNA ve gen alanınızdan arındırılıp şifalanması gereken alanları baş melek Haniel'in arındırıp şifalandırmasına izin verin. Baş melek Haniel'in geçmiş yaşamlarınızda kendinizi çaresiz hissederek intihar ettiyseniz, intihar sonucu yaşamın sonlandı ya da devam ettiyse bile o alanda her ne olmuş olursa olsun baş melek Haniel'in bu çaresizlik enerjisini intihar etme enerji alanınızdan arındırmasına izin verin. Baş melek Haniel'in bu yaşamda intiharı düşündüğünüz zamanlar olduysa, kendinizi çaresiz hissettiğiniz için, bu düşünceden dolayı kendi yaşam planınızda yarattığınız pozitif olmayan potansiyelleri şifalandırıp, o potansiyelleri baş melek Haniel'in kapatmasına izin verin. Baş melek Haniel'in omuzlarınızda bulunan çaresizlik hissiyle bağlantılı arındırması gereken her türlü enerji alanını arındırmasına izin verin. Baş melek Haniel'in çaresizlik hissinden tamamen özgürleşmenizi engelleyen kök çakranızda bulunan her şeyi çok boyutlu olarak kök çakranızdan arındırmasına izin verin. Aslında yaşam planınızda kendinizi şu an sıkışmış hissettiğiniz durumlarla ilgili çok basit çözümler varsa ama siz kendinizi çaresiz hissettiğiniz için bu çözümleri göremiyorsanız ya da algılayamıyorsanız, şimdi alanınızda bulunan bu sıkışma enerjisinden kaynaklı kendi gerçekliğinizi görmenizi engelleyen yaşam planınızda kolaylığı hayatınıza dahil etmenizi engelleyen her şeyi alanınızdan temizlemesine izin verin.
çaresizlik hissiyle bağlantılı varoluşunuzda artık sıfırlanması gereken her şeyin ilahi yasalara göre baş melek Haniel tarafından sıfırlanmasına izin verin. Baş melek Haniel'in kök çakranızı kaynak sizin frekansınıza uygun olan kaynak enerjiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Baş melek Haniel'in enerji alanınızı saflaştırmasına izin verin. Baş melek Haniel'in ikinci çakranızda bulunan çaresizlik hissinden ilahi olarak özgürleşmeniz gerektiği şekilde özgürleşmenizi engelleyen her şeyi ikinci çakranızdan çok boyutlu olarak arındırmasına izin verin. Maddi çaresizliğin şimdi alanınızdan temizlenmesine izin verin. Baş melek Haniel'in siz başkalarını sömürüyorsanız ya da başkaları sizi sömürüyorsa bu sömürü alanını tamamen varoluşunuzdan arındırmasına ve bununla bağlı, bağlantılı her bağı kesmesine, ilahi olarak kapanması gereken tüm alanları tekrar açılmamak üzere kapatmasına izin verin. Baş melek Haniel'in enerji alanınızda bulunan ve kendi öz değerinizi algılamanızı engelleyen, toplumsal alandan gelen ve ilahi gerçeklikle hiçbir bağı bağlantısı olmayan ayıp ve günah kavramlarıyla bağlantılı tüm alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi baş melek Haniel'in arındırmasına izin verin. Baş melek Haniel'in saygı odağında insan olma bilgisini, bilişini size tanımlamasına, bunun dışındaki ilahi gerçek olmayan toplumun size empoze ettiği, temizlenmesi gereken her şeyi baş melek Haniel'in temizlemesine izin verin. Baş melek Haniel'in ikinci çakranızı sizin frekansınıza uygun kaynak enerjiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Baş melek Haniel'in çaresizlik ile ilgili size yapılmış bilinçaltı kodlamaları, programlamaları varsa ve siz bu programlardan dolayı aslında yaşamınızda hiçbir şekilde çaresiz hissetmemeniz gerekirken bu programlardan dolayı çok basit nedenlerle kendinizi çaresizmiş gibi hissediyorsanız bilinçaltınızdaki bu programların baş melek Haniel tarafından arındırılmasına izin verin. Baş melek Haniel'in üçüncü çakranızda bulunan ve çaresizlik hissinden ilahi olarak özgürleşmeniz gerektiği şekilde özgürleşmenizi engelleyen her şeyi üçüncü çakranızdan çok boyutlu olarak arındırmasına izin verin.
Baş melek Haniel'in kendini size çaresizmiş gibi gösteren insanların yarattığı illüzyonlar varsa ve bu illüzyondan dolayı siz kendi yaşam frekansınızı yükseltemiyorsanız, daha konforlu yaşamayı kendinize hak görmüyorsanız, şimdi bu illüzyonun alanınızdan temizlenmesine izin verin. Baş melek Haniel'in kendinizi çaresiz hissettiğiniz için neşeli, keyifli olmanızı unutturan, sizin alanınızdan arındırılması gereken her şeyi arındırmasına izin verin. Baş melek Haniel'in çaresizlik hissiyle bağlantılı her türlü düşünce kalıbını, düşünce bağını, davranış bağını da şifalandırmasına izin verin. Baş melek Haniel'in uyanık insanların sizi sahip olduğunuz değeri değersizleştirme oyununda siz bu oyunun içine dahil oldunuzsa ve bu oyundan dolayı kendinizi çaresiz hissediyorsanız, şimdi bu enerjinin alanınızdan size gelmiş olan insanlara iade edilmesine izin verin. Eğer siz de böyle bir şeyi başka bir insana yaptıysanız, onun alanındaki enerjinin de sizin alanınıza gelmesine izin verin. Burada kendi sorumluluğunuzu alıp şimdi başka insanlardan size gelen bu enerjiyi dönüştürmeyi seçebilirsiniz. Ben çaresizlikle ilgili dünya planında yaptığım her türlü eylemin sorumluluğunu %100 alıyorum dediğinizde, ilahi olarak şifalanması gereken her alana şifa akmaya devam edecek. Baş melek Haniel'in güneş sinir ağı bölgesinde dahil olmuş çaresizlikle bağlantılı her şeyi arındırmasına izin verin. Baş melek Haniel'in eğer sağlık yönünden kiloyla ilgili probleminiz varsa ve bunu veremeyeceğinize dair kendinizi çaresiz hissettiğiniz için daha fazla yemeye kendinizi programladınızsa, şimdi bu kilo ile ilgili kendi kendinize verdiğiniz cezalandırma ya da çaresizlikten dolayı bunu yaparak kendinizi mutlu hissetme oyunu yarattıysanız, bu oyunun alanınızdan temizlenmesine izin verin. Çaresizlik hissinizi baskılamak adı altında kendi kendinize yarattığınız her türlü duygusal oyunun şimdi baş melek Haniel tarafından iptal edilmesine ve bu illüzyonun alanınızdan temizlenmesine izin verin. Baş melek Haniel'in üçüncü çakranızı sizin frekansınıza uygun olan kaynak enerjiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Baş melek Haniel'in kalp çakranızda bulunan ve çaresizlik hissinden özgürleşmenizi engelleyen her şeyi kalp çakranızdan çok boyutlu olarak arındırmasına izin verin.
enerji alanınızda bulunan ve yaratıcıya teslim etmeniz gereken her şeyi yaratıcıya teslim etmeyi seçebilirsiniz. Baş melek Haniel'in çaresizlik hissine tutunmanıza neden olan tüm bilinçaltı çıkarlarınızı iptal etmesine ve bu bilinçaltı çıkarlarınızla bağlantılı her şeyi varoluşunuza geri dönmemek üzere kaynağa göndermesine izin verebilirsiniz. Baş melek Haniel'in kendi kendinize zekanızı küçümseyerek yarattığınız programlar varsa ve bu zeka seviyenizi düşük tutmaya çalıştığınız için alanınızda ortaya çıkarttığınız bir çaresizlik programı varsa bu programı arındırmasına ve iptal etmesine izin verin. Başka insanları kullanmak adına yarattığınız her türlü çaresizlik illüzyonunun alanınızdan temizlenmesine izin verin. Bu yaşam ya da geçmiş yaşamlarınızda asalakça yaşadığınız yaşamlar olduysa, şimdi bu asalakça yaşam sürme sebebiniz her neyse, baş melek Haniel'in bu alanı tüm varoluşunuzda şifalandırmasına izin verin. Bu yaşam ya da geçmiş yaşamlarınızda asalakça yaşayan insanlara bakmak zorunda kaldıysanız, bu zorunluluğunuzun sebebi her neyse, bunun da tüm varoluşunuzdan şifalandırılmasına izin verin. Baş melek Haniel'in kalp çakranızı sizin frekansınıza uygun olan kaynak enerjiyle uyumlamasına ve dengelemesine izin verin. Baş melek Haniel'in sizi evrensel zeka ve evrensel bilinçle uyumlamasına izin verin. Aslında çaresizlik yerine kendinize yarattığınız tüm bahanelerin alanınızdan temizlenmesine izin verin. Baş melek Haniel'in boğaz çakranızda bulunan ve sizin çaresizlik hissinden özgürleşmenizi engelleyen her şeyi boğaz çakranızdan çok boyutlu olarak arındırmasına izin verin. Baş melek Haniel'in İlahi adaletle ilgili bilmeniz gereken tanımları size tanımlamasına izin verin. Baş melek Haniel'in varoluşunuzda saflaşması gereken tüm alanları çaresizlik hissiyle bağlantılı tamamen saflaştırmasına izin verin. Pratik çözümler bulmanızı engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin baş melek Haniel tarafından arındırılmasına izin verin. Baş melek Haniel'in uzlaşmacı çözüm bilgeliğini size tanımlamasına izin verin.
Baş melek Haniel'in enerji alanınızı saflaştırmasına izin verin. Baş melek Haniel'in beyin sapınızda bulunan ve sizin kendinizi çaresiz hissetmenize neden olan her ne varsa kolayca o alanı temizlemesine izin verin. Yaratıcının her an sizinle olduğunu algılamanızı ve hissetmenizi engelleyen alanınızdaki tüm illüzyonların arındırılmasına izin verin. Kul olmayı çaresiz olmak diye tanımladıysanız ya da buna inandıysanız ve bundan dolayı insan olduğunuz için kendinizi çaresiz hissediyorsanız, şimdi tekamülsüzlerin size yapmış olduğu kulla ilgili her türlü illüzyonun baş melek Haniel tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. Cüz'i irade ve külli irade ile ilgili alanınızda var olan ilahi gerçek olmayan her bilgiyi baş melek Haniel'in arındırmasına izin verin. Baş melek Haniel'in ilahi gerçeklikteki yaratılmış olma tanımını, bilgisini, hissini, duygusunu size tanımlamasına izin verin. İlahi gerçek olmayan bu alanla bağlantılı her şeyi de tüm varoluşunuzdan arındırmasına izin verin. Baş melek Haniel'in çaresizlik hissini varoluşunuzda büyütmenize neden olan tekamülsüzlerin her türlü programını tüm varoluşunuzdaki her parçadan arındırmasına izin verin. Baş melek Haniel'in boğaz çakranızı sizin frekansınıza uygun olan kaynak enerjiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Enerji alanınızda Kundalini Reiki ile de temizlik yapmama izin verebilirsiniz. Yasemin Derya Metin'in Kundalini Reiki ile alanımı temizlemesine izin veriyorum diyebilirsiniz. Ya da bu niyetten sonra evet derseniz olur. Baş melek Haniel'in benim enerji çalışmam devam ederken alanınızda çalışma yapmasına izin verin. Baş melek Haniel'in üçüncü göz çakranızda bulunan ve sizin çaresizlik hissinden tamamen özgürleşmenizi engelleyen her şeyi üçüncü göz çakranızdan çok boyutlu olarak arındırmasına izin verin. Baş melek Haniel'in ilahi zaman frekansınızı uyumlayıp dengelemesine izin verin. Baş melek Haniel'in zaman boyutunuzda sıkışmış olan çaresizlik
hissiyle bağlantılı her türlü enerjiyi ve programı arındırmasına izin verin. Baş melek Haniel'in üçüncü göz çakranızı sizin frekansınıza uygun olan kaynak enerjiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Baş melek Haniel'in bu zamana kadar gerçekleşen ve bu meditasyonun sonuna kadar gerçekleşecek şifa alanını şimdi egonuzun ya da nefsinizin alanında da %100 aktif etmesine izin verin. Baş melek Haniel'in ego ya da nefs parçanızın alanında bulunan her türlü illüzyonu arındırmasına izin verin. Baş melek Haniel'in zihninizi berraklaştırmasına izin verin. Baş melek Haniel'in zihin frekansınızı yükseltmesine izin verin. Aklınızı kullanmanızı, onunla analiz yapmanızı engelleyen ve sizin varoluşunuza hizmet etmeyen her türlü enerji ve programı baş melek Haniel'in zihin alanınızdan arındırmasına izin verin. Zihninizi berraklaştırmayı, kendinizi aptallaştırma diye yorumladıysanız ve bundan dolayı kendi zeka kapasitenizi düşürmeye çalışıyorsanız, baş melek Haniel'in bu illüzyonu alanınızdan temizlemesine izin verin. Baş melek Haniel'in idrak ve şuur alanınızı saflaştırmasına izin verin. Baş melek Haniel'in üçüncü göz çakranızı kaynak enerjiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Baş melek Haniel'in ruh, beden alanınızda gerçekleştirmesi gereken sizin kendinizi çaresiz hissetmenize sebep olan durum eğer sizin ruhunuzla bağlantınızın kesilmesinden kaynaklıysa baş melek Haniel'in bu ruhunuzla bağlantınızın kesildiği alanı şifalandırmasına ve ruhunuzu her parçanıza yeniden bağlamasına izin verin. Baş melek Haniel'in tepe çakranızda bulunan çaresizlik hissinden tamamen özgürleşmenizi engelleyen her şeyi çok boyutlu olarak tepe çakranızdan arındırmasına izin verin. Baş melek Haniel'in alanınızda bulunan ve kendi mucizenizi yaratmanızı engelleyen çaresizlikten kaynaklı her şeyi yaşam planınızdan arındırmasına izin verin. İlahi olarak şu an yaşadığınız koşullardan dünyasal olarak daha konforlu bir yaşamı hak ediyorsanız ama bu hak ettiğiniz şeylerin nasıl yaşamınıza dahil olacağını bilmediğiniz için çaresizlik hissiyle bu alanınızı kapatıyorsanız baş melek Haniel'in bu çaresizlik hissinden dolayı yaşam konforunuzu arttırmanızı engelleyen her şeyi alanınızdan temizlemesine izin verin. Baş melek Haniel'in
tepe çakranızı sizin frekansınıza uygun olan kaynak enerjiyle uyumlamasına izin verin. Baş melek Haniel'in ruh, zihin, beden, ego ya da nefs, kalp, yüksek benlik ve öz ışık benliğinizi birbiriyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Hala kendinizi sıkışık hissediyorsanız, tamamen ferahlamış hissetmenizi engelleyen her şeyi baş melek Haniel'in şimdi ilahi olarak hak ettiğiniz şekilde alanınızdan temizlemesine izin verin. Her şeyin ilahi olarak mümkün olduğunu bilmenizi, algılamanızı, hissetmenizi, tanımlamanızı engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi baş melek Haniel'in alanınızdan temizlemesine izin verin. Baş melek Haniel'in mümkün olma ve mümkün olanı tezahür ettirme bilgeliğini, bilişini, hissini, duygusunu size tanımlamasına izin verin. Bu ilahi gerçek olan bilgiyle çatışan, alanınızda var olan, temizlenmesi gereken her bilgiyi baş melek Haniel'in temizlemesine izin verin. Sosyal hayatınızla alakalı, duygusal ilişki alanınızla alakalı, aile alanınızla alakalı, aşk alanınızla alakalı, kariyer alanınızla alakalı ve bolluk bereket alanınızla alakalı, sağlık alanınızla alakalı, yaşam planınızda mümkün olan mucizelerin kapısını açma cesaretini baş melek Haniel'in size tanımlamasına izin verin. Derin bir nefes alıp verin. Bedeninizin farkında olun. El ve ayak parmaklarınızı oynatın. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Evet, meditasyonumuzu tamamladık. Her biriniz yeniden hoş geldiniz. Ne kadar uzun sürmüş meditasyon. Şunu hatırlatayım. Böyle kendinizi çaresizlik içinde fark ettiğiniz anda, çünkü eski bilinç programlarınız yeniden devreye girebilir. Bu programları değiştirmek, dönüştürmek, fark etmek size kalmış bir durumda. Bunu fark ettiğiniz anda hemen şunu söyleyin. Hayır, her şey mümkün olabilir. Bunu kendinize hatırlatın. Burada şu alana düşmeyin ama. Hani her şey onu söyleyecektim. Her şey mümkün olabilir ama burada kibir yaratmamamız gerekiyor. O kibir alanı tehlikeli bir alan. O yüzden her şeyi yaratıcının mümkün kılacağının farkında olalım. Çünkü şöyle bir şey meditasyon esnasında algıladım. Sizlere hep ifade ettiğim tekamülsüzlerle ilgili planlar, programlar, işte onların kendi varoluş programları var. Orada insanlara özellikle hani tasavvufi alanda bilgi sahibi ise bu insanlar, kul olma bilincinden saptırabilmek adına kul olmayı çaresizlik hissiyle çok eşleştirmişler ve yaptıkları çok katmanlı programlar vardı. O yüzden eğer kul olduğunuz için kendinizi çaresiz hissediyorsanız, bu muhtemelen size tekamülsüzlerin, bu yaşam da olabilir, o geçmiş yaşam da olabilir, size programladıkları bir programdır. Onun arınması yapıldı ama yine siz kendi alanınızı kontrol edin. Kul olmak çaresiz olmak mı? Ya da hani neyse o, ya da kendinizin şu da olabilir. Ben her şeyi oldururum. Bu da sizin
yine kul olduğunuzu reddetme halinde olmanıza sebep oluyor alt programlardan dolayı. Bu alanlara bir dikkat edin isterseniz. Evet, biz her şeyi oldurabilecek güçteyiz. Ancak buna yaratıcı izin verirse, ilahi zaman geldiyse biz onu oldurabiliriz. Ama ilahi zamanımız gelmediyse ya da bizim onu yapmamız uygun değilse, mesela şey diyelim, hani bir şeyi icat edeceksiniz. Siz bunun belki alt programlarını yapmanız gerekiyor. Bunu icat edecek başka bir insandır. Ya sizin ekibinizde çalışıyor olabilir ya da sizinle hiç alakası olmayabilir. Belki siz öldükten sonra onu icat edecek ama bu sizin icat etmeniz gereken bir program değildir ve burada yaptığınız şeylerin boşa gittiğini düşünmeyin lütfen. Bu her konuda olabilir. Yani şu an icat diye aklıma geldi. Şöyle söyleyeyim, insanlık planında süreç alan bir durum söz konusuysa, mesela benim yaptığım çalışmaların bir kısmı süreç gerektiren çalışmalar. İşte insanlığın, ben enerji alanının değiştiğini görüyorum ama bunu insanlığın deneyimlemesi için 100 yıl gibi falan süreçler gerekiyor. Mesajını alıyorum mesela. Ben burada işte kendimi çaresiz hissetmiyorum. Bu bilgi, hani bu bilgiyi alsam da almasam da çaresiz hissetmedim zaten. Ben yapmam gereken neyse onun hepsini yapıyorum. Ondan sonra ilahi zamana teslim ediyorum. O teslim etme haliniz ne kadar sizin alanınızda dengede onu kontrol edebilirsiniz. Eğer bu teslimiyette sorun yaşıyorsanız o alanınız manipüle edilmeye çok açık bir alan. Onu dengelerseniz o manipülasyon da alanınızda olmaz. Yine her zamanki gibi süperdiniz. Çok teşekkür ederim. Ben süper değildim. Bence enerji alanı süperdi. Ben sadece ifade ettim. Gördüklerimi ifade ettim. O kadar. Süper olan yaratıcı. Süper olan bizleriz. Hepimiz bunu talep ettiğimiz için bu şifa alanı bizim alanımıza dahil oluyor. Ben sadece söze döken oluyorum. Yasemin çok çok teşekkürler. Harikaydı demiş. Gökmil'de bakalım. Ben de hepinize çok teşekkür ediyorum. Gönderdiğiniz o güzel emojilere karşılık ben de şöyle kalp yapayım bari. Ben de size kalp gönderiyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Artık aranızdan ayrılıyorum. Size iyi geceler diliyorum. Ha, son olarak şunu da söyleyeyim. Bazı konular sıfırlandı ama bazıları herhalde deneyiminizden dolayı sıfırlanmadı. Bu meditasyonu hani böyle sürekli arka arkaya yapmayın. Belirli aralıklarla bunu tekrarlayabilirsiniz. O hani tekrarlamanız gerektiğini hissettiğiniz durumda her neyse o öğreti, deneyim, o alan tamamlanmıştır. O alanın tamamen kapanması için bu meditasyonu tekrarlayabilirsiniz. Allah yardım eder. Her şey de mümkün olur. Allah var, çare mutlaka geliyor. Evet, çok şükür ki geliyor. Hepinize tekrar iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.